Yılmaz tek başına yürüyüşte görüntülendi. Merhabalar, nasılsınız? Hatice Şendil'in 4 aylık hamile olduğunu öğrenen Erdal Özyağcılar'ın ilk tepkisi ne oldu? Şeyler mi? Ya ortamıza gel. İsmin hala dilimde, söyle duyuyor musun? Kim biliyor ya? Herkesin tuttuğu bir isim var. Bakalım ne olacak? Mart'ta herhalde vizyona gireceğiz. Mart'ta çıkacak ismi de. Hakan Bilgin'in verdiği bilgilere göre filmin ismi değişebilirmiş. Sevilen oyuncunun rolü de değişmiş. Bizim karakter aslında böyle değildi. Ben normalde bir zabıta oynuyordum. Onun için de böyle bir bıyık bırakmıştım. Sonra belli bir dönem geçtikten sonra filmin sonunda, şu an son sahneyi çekiyoruz. Sonunda böyle bir değişim, bir aşk acısı yaşıyor zabıtamız bizim. Mart ayında gösterime girecek komedi filmi için imajı da tamamen değişmiş Hakan Bilgin'in. Bu ifademden ötürü tüm televizyon başında bizi izleyen seyircilerimizden özür diliyorum efendim. Ama yapmak zorundayız. Meslek bu. Yani ne hale gireceğimiz belli olmuyor. Sarp Leventoğlu, Volkan Dönmez ve Yossi Mizrahi hem çekimlerde hem de çekim aralarında oldukça eğleniyor. Bir arkadaş, bir ekip oldu bu sefer. Tesadüfen, tam da tesadüfen değil. Sarp'la daha önce de çalıştık zaten. İyi de arkadaşız, eski de arkadaşız. Sakın abi, Yossi. Hep beraber çok güzel bir ekip oldular bile. Komik bir film oldu zaten. Öyle olsun diye uğraşıyoruz. Bir kablolu TV tamircisinin oyuncu olma hikayesi. Bayağı bildiğim bir başarı hikayesi anlatıyoruz. Yani böyle Ejder'in hayatı boyunca yapmak istediği hayalini nasıl gerçekleştirdiğini an be an izliyoruz. Kiralık Aşk'ın komik karakteri Necmi İplikçi'yi canlandıran Levent Ülgen'in yanındayız şimdi de. Ünlü oyuncu Kiralık Aşk'ın çekimlerinin haricinde bir yandan da Yatak Odası Diyalogları isimli tiyatro oyununda sahneye çıkıyor. Tamam, ben size o programlara yetiştiririm, biliyorsunuz nasıl yapacağız gelince. Oyunumuz çok eğlenceli, izlerseniz farkına varırsınız. Biz çok eğlenerek oynuyoruz. Valla ve sezon nasıl geçti anlamadım ben. Levent Ülgen'le aynı oyunda Gonca Gül Sunar da bulunuyor. Valla çok eğlenceli geçiyor. O kadar çok anımız var ki. Yani artık daha hazırlanmaktan ziyade geliyoruz ve oynuyoruz. Biz kendimiz çok eğleniyoruz bir kere sahnede zaten. Kaza geliyorum demez. Bir oyunda yatak kırılmış, iki oyuncu da seyircinin önünde yere kapaklanmış. En güzel anımız şeydi tabii, oyun yatak odası diyalogları yatak odasında geçiyor. Bir gün yatağımız çöktü. Aa, evet, evet, o vardı. En güzel anımız oydu. Bir gün yatak çöktü. Evet. Benim bir hazırlık süresine ihtiyacım var. Doğru. Senin yatağa girmeden önce en az bir yıl hazırlık okuman lazım. Kara Sevda'da zehir karakterini başarıyla canlandıran Uğur Aslan'ın konserine geçiyoruz. Malumunuz Zehir, Kemal'e destek olmak için ekibe katıldı. Kemal'in zor zamanlarında hep o var. Bulacağız. Bulacağız. Bir de nereden başlayacağımı bir bilsem. Ben biliyorum. Uğur Aslan oyunculuk haricinde malumunuz şarkı da söylüyor. Bu görüntüler de Ankara'daki konserinden. Etiler'deyiz. Cem Yılmaz sağlıklı yaşam yürüyüşünde takılıyor kameralarımıza. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde. Kapüşonlu kas düğü montuyla ayaz havada da olsa yürüyüşlerini aksatmıyor ünlü komedyen. Merhabalar, nasılsınız? Yıllardır spor yapması ünlü komedyene de bir çeviklik kazandırmış. Durmuyor, resmen rüzgar gibi esiyor sokakta. Allah! Kameramanlar ona yetişmek için resmen koşuyor. Soruları cevaplamayan ünlü komedyen yürüyüşüne devam ediyor. Az ilerideki otobüs durağından geçerken hayranlarıyla selamlaşıyor. Tartuf Lord'unda yürüyüşte. Etiler bildiğiniz Belgrad Ormanı'na dönmüş, haberimiz yok. Kolay gelsin. Sağ olun. Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, kızı Zeynep ve eşi Güzin Özyağcılar'ın rol aldığı Demir adlı oyunun galasına katıldı. Çok güzel bir oyun.
Yani şimdi diyeceksiniz ki Erdal Özyarcılar başka ne diyebilir? Karısı oynuyor, kız oynuyor tabii güzel ama hakikaten güzel. Bak samimi söylüyorum. Tabii şimdi bir ön yargı oluyor. Hapishane, mapishane, boğar falan ya. Arkadaşım dedi ki Erdal ne kadar güzel bir oyunmuş. Çok eğlendim, çok güldüm. İnsan hapse giresin. Hayır, aman aman. Erdal Özyağcılar galada konuklarla tek tek yakından ilgilendi. 4 aylık hamile olan Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'la sohbet etti. Şeyler. Ya bak ortamıza geldi. Şeyler. Hatice Şendil'in hamileliği usta oyuncuyu çok mutlu etti. Yok, oğlan mı dedim, oğlan dediler. Onu sordum, merak ettim. Ben babaları sayılır mı ya? Erdal Özyağcılar büyük heyecan yaşayan çifte bir baba olarak deneyimlerini aktardı. En son benim o şeyin Ege'nin resmi vardı. Ben Ege'nin resmini alıyorum o işte o ultrasona. Bu aynı. Büyüyor sadece. Dördüncü aydayız. İsim henüz düşünmedik. Ben böyle bir genel toparlayayım. Yolunda gidiyor her şey. İyi gidiyor. Heyecanlandık tabii yani. Çok güzel bir şey. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Bizim tek konsantrasyonumuz o yani. Evet. Hatice Şendil doğum gerçekleşene kadar oyunculuk yapmayacakmış. Anne olmaya konsantreyim. O yüzden yeni proje almayacağım ama yani şöyle söyleyebilirim. Çalışmıyorum ama hayatımdaki en verimli zamanlarımdan bir tanesini geçiriyorum diyebilirim. Hatice Şendil hamilelik nedeniyle kilo almaya başlamış ve tüm elbise dolabını değiştirecekmiş. Gardırobumda hiçbir şey neredeyse olmuyor şu an. Beşiktaş sağlık heyetinin Mart ayını yetiştirmeye çalıştığı sakat olan yıldız futbolcusu Caner Erkin ve sevgilisi Şükran Ovalı evlenme kararı almıştı hatırlayacaksınız. İki sevgiliyi akşam yemeğinde görüntülüyoruz. Caner Erkin koltuk değneğini bırakmış ancak sevgilisi Şükran Ovalı onun kolundan tutarak destek oluyor. Bir an olsun yanından ayrılmıyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. İyiye gidiyorsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Yok yok, teşekkürler. Belli değil, bakacağız. Emre Kaya muhteşem bir sahne şovu ve en sevilen şarkılarıyla İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi. Genç popçu haftalardır hazırlandığı şovunda seyirciden tam not aldı. Hey, hey, hey.